İsrail Hizbullah'ı vurduk diye bir açıklama yaptı. Aslında iki gün önce çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından sessiz kalmayı tercih etmişti İsrail. Ama tabii ki en güçlü şüpheli İsrail'in saldırıyı gerçekleştirmiş olmasıydı. Daha önce Lübnan Hizbullah'ını da vurduğunu biliyoruz. Hatta Hizbullahçı bir milletvekilinin oğlu da İki gün önce yapılan o saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı konuşurken, o saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti, 3000'e yakın yaralı vardı. Bu saldırıyı konuşurken dünya, dün de bir saldırı, bir siber saldırı daha gerçekleştirdi İsrail. Bu defa telsizler patladı, telsizler patlatıldı. İki cihazın da 5 ay önce alındığına yönelik iddialar vardı. Aynı firmadan alındığına yönelik firmalar alınırken, aslında bu yazılımların yüklendiği, şifrelerin yüklendiği, bu saldırının o zaman planlandığı iddiaları vardı. Hizbullah lideri Nasrallah şu anda açıklama yapıyor. Cuma günü aslında yapacağı tahmin ediliyordu ama dünkü saldırının ardından sanıyoruz o açıklama bir gün geri çekildi. Bu konuşma gerçekleştirilirken de İsrail, Lübnan'ı, Hizbullah'ı vurdu. İsrail Ordu Komutanı Kuzey Bölgesi planlarını onayladı. Böyle bir iddia var. Hizbullah lideri Nasrallah şu anda açıklama yapıyor. Yaralı sayısı çoktu diyor. Hastaneler yanıt veremedi. Tüm sağlık ekiplerine ve kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum şeklinde cümleler kullandı. Dün o saldırı anına ilişkin canlı görüntüler, sonrasında hastanelere kaldırılan yaralılar, hastanedeki panik anları Sözcü Televizyonu'ndan ekrana getirilmişti. Savaşın başından beri İsrail, Lübnan'ı, Hizbullah'ı daha doğrusu savaşın içine çekmeye çalışıyor. Suriye'yi, İran'ı, bölgeye yönelik saldırılarını, hava saldırılarını sürdürüyor İsrail. Lübnan'da özellikle Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu söylemek mümkün. Tabii bu Orta Doğu'da yeni bir savaşın ateşleyicisi mi? Aslında Nasrallah'ın bugün vereceği mesaj çok önemli. Bir saldırı başlatacağı, daha doğrusu bir karşı saldırı başlatacağı iddiaları vardı. Ama Nasrallah bu açıklamayı yaparken bile İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Tüm Lübnan halkına teşekkür ediyorum diyor. Hizbullah lideri Nasrallah tüm bölgelerde bizimle mezhepçilik ve siyaseten ötede dayanışmada bulundular. Yaralı sayısının çok olduğunu söylüyor. Hastaneler yanıt veremedi. Tüm sağlık ekiplerine ve kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum dedi. İlk saldırıda, yani iki gün önce gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı. Aynı anda birden fazla bir saldırı gerçekleştirildi. Çağrı cihazlarına yüklenen bir yazılımla bunun gerçekleştirildiği ve aynı anda kalabalık bölgelerde bu patlamaların, halkın yoğun olduğu yerlerde bu patlamaların yaşandığına tanık olduk. Bir can pazarı yaşanıyor adeta hastanelerde. Dünya bunu konuşurken dün aynı saatlerde neredeyse benzer bir patlamada yine aynı bölgede yaşandı ama bu defa telsizlere yüklenen yazılımla bu patlama gerçekleştirildi. Orada da yüzlerce yaralı var, hayatını kaybedenler var. Şu anda o saldırılara ilişkin görüntüler bir yandan ekrana geliyor, bir yandan da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir açıklama gerçekleştiriyor. Hemen hatırlatalım, Nasrallah konuşmaya başladığı dakikalarda İsrail bir saldırı daha düzenledi. Ama bu defa havadan bir saldırı düzenledi ve Lübnan'ı vurdu. 7 Ekim'de Hizbullah'ın, daha doğrusu Hamas'ın başlattığı saldırının ardından İsrail saldırılarını durdurmadı. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma çabalarından bahsediliyor ilk günden itibaren. Hamas lideri Haniye, İran'da kaldığı otel odasında nokta atışıyla füzeyle öldürülmüştü. Ardından İran
intikam bayrağını göndere çekmiş ve intikam yemin ettiklerini açıklamışlardı. Henüz İran'dan bir saldırı gerçekleşmedi İsrail'e. Suriye'ye benzer saldırılar düzenledi İsrail. Bir süredir de Lübnan'ı hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen savaş gemilerini, İsrail'e destek için gelen savaş gemilerini biliyoruz. ABD savaşa dahil olmamakla birlikte İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı yapılması durumunda buna izin vermeyeceklerinin sık sık altını çiziyor. Netanyahu, Hamas'ın saldırısının ardından Filistinlilere yönelik yaptığı, başlattığı katliamda Orta Doğu'da bütün dengeler değişecek açıklamasını yapmıştı ki sonrasında savaşın bölgeye yayılma ihtimalinden endişe duyuyordu herkes. ABD Dışişleri Bakanı çok defa Orta Doğu turuna çıktı ama bir uzlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Hamas'ta lider değişikliğinden sonra Haniye'nin hayatını kaybetmesinden sonra Yahya Sinwar Hamas'ın yeni lideri oldu. O da yapılan uzlaşma sulh toplantılarına katılmayacağını söyledi. Biden'ın, mevcut ABD Başkanı Biden'ın planına sadık kaldığını açıklamıştı ama İsrail bu planı maalesef uygulamıyor. Nasrallah şu dakikalarda Hizbullah lideri bir açıklama yapıyor ve o açıklama yapılırken bir yandan da İsrail Lübnan'ı vurmayı sürdürüyor.